Anne ve babaların mükemmel bebekler sipariş edebildikleri, suyun altında saatlerce kalan insanların tasarlandığı ya da piyanist olması istenilen çocukların 12 parmaklı olarak tasarlanabildiği veya insanların çok daha uzun ve sağlıklı yaşadıkları bir dünya gerçekten var olabilir mi? Bir köpek balığı gibi yüzmeyi, ıstakoz gibi sert bir kabuğunuzun olmasını ya da bir çita gibi hızlı koşmayı ister miydiniz? 1980'li yıllarda size bilgisayarların her şeyi halledebileceğini, milyarlarca insanın bir çeşit ağ üzerinden birbirine bağlanabileceğini ve bu bilgisayarlardan daha güçlü ve daha küçük cihazları elinizde tutabileceğinizi söyleselerdi, ne düşünürdünüz? Fazla bilim kurgu gibi gözükürdü ama bunların hepsi hali hazırda gerçekleşti. Zaman içinde bilim kurgu insanlığın gerçekliği haline geldi. Peki ya videonun başında söylediklerim? Belki de şimdi söylediklerim o kadar saçma görünmüyor. İnsanlar binlerce yıldır hayatı şekillendiriyor. Yapay üreme sayesinde hayvan ve bitkilerdeki önemli genleri güçlendirdiler. Bilim bu konuda bayağı gelişti. Ama bunun nasıl çalıştığını hiçbir zaman tam olarak anlayamadı. Ta ki hayatın kodu DNA'yı keşfedene kadar. Büyümeyi, gelişmeyi, görev dağılımını, üremeyi ve canlı olan her şeyi yöneten karmaşık bir molekül. DNA'ya sıra sıra dizilmiş bir kitaplık gibi düşünebiliriz. DNA kitaplığından bir kitap alıp, içindeki harfleri değiştirirseniz, o DNA'yı içeren insanın taşıdığı özellikleri de değiştirmiş olursunuz. DNA keşfedilir keşfedilmez, insanlar onu üstün körü düzenlemeye çalıştı. 1960'larda bilim insanları radyasyonun genetiği değiştirme özelliğini keşfettiğinde, bunu bitkiler üzerinde kullandılar. Amaç şans eseri bir şekilde yararlı bitki çeşitliliğini arttırmaktı. Bu bitkilerin küçük bir kısmında işe yaradı. Fakat beklenen etkiyi tam olarak yaratmadı. 1970'lerde bilim insanları genetik düzenlemenin nasıl işleyeceğini detaylı incelemek için bakteri, bitki ve hayvan hücrelerine DNA parçaları ekledi. Bu sayede deneylerde kullanılan ilk laboratuvar faresi elde edildi. Bu gelişmeler sonucunda bugün insülin gibi hayatı şekillendiren bir sürü kimyasallar üretiliyor. 1994'te laboratuvarda genetiği değiştirmiş domates ilk defa piyasaya sürüldü. Bu domatesin içine çürüme enzimini engelleyen bir gen eklendi ve daha uzun bir raf ömrü elde edildi. Bitkiler dışında bugün genetiği değiştirilmeye uğramış tüysüz tavuklar ve şeffaf kurbağalar gibi hayvanlar da bulunmakta. Yakın zamana kadar bu gibi gen düzenlemeleri hem maliyetli hem de uzun zaman oluyordu. Fakat yakın zamanda bulunan CRISPR sayesinde bu gibi sorunlar ortadan kalktı. Bir gecede bu sürecin maliyeti %99 oranında düştü. Deneyler artık bir yıl yerine birkaç hafta alıyordu ki bunu da laboratuvarı olan herkes yapabilirdi. CRISPR'ın ne kadar büyük bir teknoloji olduğunu açıklamak zor. İnsanlığı iyi ya da kötü sonsuza dek değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Peki nedir bu CRISPR? Bakteri ve virüsler hayatın başlangıcından beri birbirleriyle savaşmakta. Her saniye gerçekleşen ve hiç bitmeyen bir savaş bu. Ve genellikle bu savaştan virüsler galip ayrılıyor. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Virüsler kendi genetik kodlarını bakterilerin içine ekleyip onları kendileri için virüs fabrikası olarak kullanmak için yapıyor bunu. Bir nevi bakteriyi istila ediyorlar. Bakteri karşı koymaya çalışıyor fakat güvenlik duvarının çok güçsüz olmasından dolayı genellikle başarısız oluyor. Ama bazen şansı yaver giden bakteri saldırıdan kurtuluyor. Böyle olduğunda da bakterinin en güçlü antivirüs sistemi devreye giriyor. Ve virüsün DNA'sını kopyalayıp CRISPR denilen DNA arşivine kaldırıyor. Benzer virüs tekrar saldırdığında bakteri DNA arşivinden hemen bir kopya çıkartıyor ve gizli bir silah olan Cas9 denilen bir protein kuşanıyor. Bu protein bakterinin içini virüsten bir iz bulmak için her parçayı arşivindeki örnekle karşılaştırarak tarıyor ve beklenen uyuşma bulunduğunda da aktive oluyor ve virüsün DNA'sını keserek yok ediyor. Cas9'ı özel yapan şey ise tamamen kusursuz olması ve neredeyse bir DNA cerrahı gibi çalışmasıydı. İnsanlık için önemli olan nokta ise CRISPR'ın programlanabilir olduğunu fark ettiğinde başladı. Düzenlemek istediğin DNA'nın kopyasını ver ve sistemi yaşayan hücreye koy. Hepsi bu kadar. Kusursuz, ucuz ve kolay olmasının yanı sıra
CRISPR yaşayan hücreleri düzenleme imkanı da sunuyor. Yani bitki, hayvan ve insan gibi her türlü hücrede kusursuz çalışabiliyor. 2015'te bilim insanları CRISPR'ı, HIV virüsünü laboratuvardaki hastaların hücresinden kesip atmak için kullandı ve bunun yapılabileceğini kanıtladı. Bir yıl sonra HIV virüsünün neredeyse tamamını vücutlarından alarak farelerle ilgili daha büyük bir projeyi başardılar. Yaptıkları sadece farenin kuyruğundan CRISPR'ı enjekte etmekti. Ve sonuç olarak hücrelerindeki virüsün %50'sinden fazlasını kaldırmayı başardılar. Bu gibi pek çok rahatsızlık CRISPR sayesinde düzelebilir. Genetik kodlardaki yanlış olan tek bir harf yüzünden hasta olan pek çok insana yardımcı olabilir bu durum. İnsanlık 10 ya da 20 yıl sonra binlerce hastalığı sonsuza dek tedavi edebilecek bir duruma gelebilir. Buraya kadar bahsettiklerimiz bireysel düzenlemelerdi. Yani düzenlenen kişide kalıyordu bu özellikler. Bir sonraki nesile aktarılamıyordu. Fakat CRISPR bundan daha fazlasını yapabilecek bir potansiyeldi. Peki insanların üreme hücresinde değişiklik yapsaydık, bu değişiklik bir sonraki nesile aktarılamaz mıydı? Pek çok bilim insanına göre embriyo gen düzenlemesini yapabilmek için henüz çok erken. Ayrıca dünyada 25 ülke bunu kanunlarla yasaklamış durumda. Ama yasaklamayan 2 ülke var ki o da sanırım 25 ülkeye bedel. ABD ve Çin tabii ki. Kasım 2018'de Çinli bir doktor, dünyada ilk kez embriyo üzerinde genetik değiştirme uyguladığını ve tasarlanmış bebeklerin dünyaya geldiğini duyurdu. Lulu ve Nana. Doktorları, bu bebeklerin genlerinin sadece iyileştirme amacıyla değiştirildiğini söylüyor. Bu bebeklerin HIV virüsüne karşı bağışıklıkları var. Aslında güzel bir şey diye düşünüyoruz. Fakat bu değişikliğin ileride ne gibi sonuçları getirebileceğini bilmiyoruz. Peki yıllar sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadığımızı düşünürsek, bu durumda seçilmiş özellikleri olan bebekler, insanlığın tüm genomunu değiştirebilir ve kuşaklara yayılarak insan gen havuzunun tamamını düzenleyebilir. Kademeli bir şekilde düzenlenen nesil, yıllar içinde üstün insan ırkını oluşturabilir. Eğer çocuklarını Alzheimer'a karşı bağışıklığı yapacaksan, neden onlara bir de gelişmiş metabolizma vermeyesin? Peki neden onlara harika bir görüş yeteneği de eklemeyesin ki? Peki ya kilo, kas yapısı, gür saçlar? Çocuğuna sıradışı bir zeka hediye etmek güzel olmaz mı? Ya da hiç yaşlanmasa nasıl olurdu? Bugün ölecek olan insanların 3'te 2'si yaşlılık sorunları nedeniyle ölecek. Yaşlanmanın sebebinin kendimize vermiş olduğumuz birikmiş hasarlar yüzünden olduğu düşünülüyor. Ama bazı genler var ki direkt olarak yaşlanmaya sebep oluyor. CRISPR yaşlanmayı durdurabilir ya da yavaşlatabilir, hatta tersine bile döndürebilir. Doğa sayesinde biliyoruz ki yaşlanmaya karşı bağışıklığı olan hayvanlar var. Belki kendimiz için onlardan birkaç gen bile ödünç alabiliriz. Fakat bunlar henüz teori aşamasındaki sorunlar. Modifiye edilmiş nüfus elde ederek şüphesiz ki çok fazla sorunu çözebiliriz. Düzenlenmiş insanlar yüksek enerjili yiyeceklerle başa çıkmakta çok daha donanımlı olabilir ve obezite gibi birçok hastalığı etkisiz hale getirebilir. Kütüphane dolusu potansiyel tehditlere karşı düzenlenmiş bağışıklık sistemiyle bizi şu an avlamayı başaran çoğu tehdide karşı dayanıklı hale gelebiliriz. Geleceğin daha da ilerisinde insanları uzun uzay yolculuklarına karşı donanımlı şekilde düzenleyebilir ve diğer gezegenlerdeki farklı koşullarla başa çıkabiliriz. Ayrıca uzaydaki düşmanlara karşı bizi hayatta tutma konusunda oldukça yardımcı olabilir. Yine de birkaç büyük sorun bizi bekliyor. CRISPR ne kadar güçlü olsa da hala tamamıyla kusursuz değil. Yanlış düzenlemeler DNA'nın herhangi bir yerinde yabancı hataları yol açabilir ve fark edilmeden devam edebilir. Ya da gen düzenleme beklenen sonucu verebilir. Fakat bazı istenmeyen değişikliklere de sebep olabilir. Genlerin karmaşık işleyişini henüz bilmiyoruz. Bu yüzden de tahmin edilemeyen sonuçlardan kaçamıyoruz. Gen düzenlemesinin iyi taraflarının yanında oldukça kötü yanları da bulunmakta. Hitler gibi bir devlet yöneticisinin genetik mühendisliğini kullandığını hayal edin. Bu tarz yönetilen bir devlet, deneklerin genini düzenlerken sonsuza dek kurallara uyar mıydı? Rahatlıkla kendilerine süper askerlerle yaratılmış bir ordu yapabilir. Böyle senaryolar gerçekleşecek olsa bile geleceğin çok daha uzağında olacak. Teknoloji kesinlikle biraz korkunç ama bize gösterecek çok fazla şeyi var.
Yüzyıllar boyu süren bekleyişten sonra hayatlarımızı uzatabilir ve belki yıldızlara yolculuk edebiliriz. Konu uzay olduğunda hayal gücümüzü sınırlamaya gerek yok. Gelecek elbette ne olursa olsun gelecek. Asıl delici olan şey bilim kurgunun bizim yeni gerçeğimiz olacak olması. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.